8 milyar insanın içinden biz aramızdaki mesafeyi 1,5'a düşürmüşüz. Elhamdülillah. Bunun ben şükrünü nasıl şey yaparım? Yani iddia ederim. Bir kere ellerini cebinden çıkaracaksın. Dursun Ali Erzincanlı Bekir Develi'yi nasıl bozdu? Bekir Develi'yi nasıl bozdu? Selamun aleyküm. Efendim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu video bir bayram videosudur. Bir YouTuber'lık alameti olan vlog çekme işine biz de kalkıştık. Bekir Develi YouTube kanalı olarak size bir bayram vlogu hazırladık. Şampiyonlar Ligi kadromuz var. Efsane isimler burada. Hepsiyle tek tek görüşeceğiz. Aynı zamanda TRT1'in Bayram Sevinci Programı'nın kamera arkasında neler yaşanıyor hepsini göreceğiz. Efendim buradan Mardin'e, Adıyaman'a, Ankara'ya, Adana'ya, Bursa'ya, yani ülkenin dışında olan herkese ama kalbi burada atan herkese selam ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Ellerinizden öperiz. Küçüklerin gözlerinden öperiz. Şimdi turumuz başlayacak. Size böyle biz bir ay boyunca burada nasıl bir iftar programı geçirdik? Nereli, mekanımız neydi? Ne yaptık o mekanlarda? Kimlerle beraber çalıştık? Hepsini tek tek tanıtacağız. Bu video sizin için çok önemli. Hep merak edersiniz ya kamera arkasını. Genelde insanlar kamera arkalarını merak eder. İşte tam o kamera arkası şimdi başlıyor. Hadi geçelim bakalım. Kimler varmış aşağıda? Kimlere selam vereceğiz? Kimler sizin bayram mesajı gönderecek sizlere? Hep beraber görelim. Bu arada arkada kim var? Tanıdık bir isim var. Nurhak abi. Abi bayram mübarek olsun. Hadi bayramlar kardeş. Hoş geldiniz abi. Hayırlı bayramlar. Kardeş nasılsınız? İyisiniz abi. Abi ne var? Selam. Hoş geldiniz. Güneş gibi doğdunuz. Beraber güneş. Bekir abi. İçeri getirin. Hakan abi. Hemen sizin kravatları görüyoruz. Arkadaşım verdiğin ceme sen mi kahretsin? Sanatçıyım ben ya. Arkadaş onu beni onu kahretsin. Karışma da bana. Selam. Abi böyle gel abi. Hakan ne derse biz biliyoruz. Tamam çocuklar görüşürüz. Bay bay. Fatih Sübhaneke bakıyorduk. Evet bakın burada kimler var. Şöyle geldik. Bir abi bir selam verelim istedik böyle. Gelelim şöyle. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Ne haber? Abi iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim anlasın. Daha fazlasına paranız yetmedi herhalde. Bütçemiz bu kadar abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Kanalımızın sahibi. Birazdan canlı yayına başlayacağız. Estağfurullah sahibi. İzleyenler Rabbim sahibi. Biz değiliz. Bu fakir ve evli. Evet Dursun abi de burada abi. Efendim kanalınızın tüm izleyicilerinin bayramlarını tebrik ediyorum. Allah nice sosyal mesafeyi koruyarak peki şey yapalım. Abi, şöyle uzaklaşayım. Allah Teala nice bayramlar nasip etsin inşallah. Ama bundan sonraki bayramlar böyle tam birbirimizi kucaklayacak inşallah bayramlar olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Tamam hemen biz çok durmayalım. Hemen Hayati Hoca'ya şöyle ufaktan gidelim. Hocam selamun aleyküm. Bize böyle kanalımızın izleyenlerine bütün kanalın bütün izleyicilerinin bayramlarını camdan tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak iki cihan saadetine vesile etsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizi duada unutmasınlar. Amin. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Şu an burada orkestra ekibi var. Fatih Koca abimiz burada ilahi söyleyecek. Fatih Koca beyefendi. Şimdi birazdan oraya da gideceğiz. Onlar böyle yayın öncesi hazırlık yapıyorlar. Hatta gidelim şimdi. Hadi gel bakalım Mücahit'ciğim. Allah herkesin bayramını mübarek eylesin. Hayırlara vesile olsun bu arada. İnşallah hayırlısıyla bu virüs illetinden kurtulmaya da vesile olsun kardeşim. Bu arada Bekir'imi de öpüyorum. Hocam size okutacağım bunu. Hocam bunu size okutacağım. Bayramı mübarek olsun diyorum. Herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii farklı bir Ramazan ayı geçirdik. Yani bu mübarek ayını bu salgın döneminde çok bambaşka yaşadık ama her ne kadar geleneklerimizden biraz uzaklaştırsa da içinde bulunduğumuz durum bizleri çok yakında inşallah güzel günler yine bizlerle birlikte olacak. Ve evde kalın diyorum, sağlıkla kalın diyorum ama bunu da fırsat bilin. Sevgili ailenizle birlikte vakit geçirmek için ne güzel bambaşka bir deneyim olacak sizlere de. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Cümletten dünyada ne kadar Müslüman aleminde insanlarımız varsa onların bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramları bayram ola, ömürleri bayram gibi ola. Amin. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok ne sağ demek? Bekir'imi çok çok öpüyorum bir kere kafadan. O adam gönlü de kendi de çok güzel bir adam. Şunu soralım hocam. Koronalı Ramazan sizi yordu mu yoksa dinlendirdi mi? Herkes gibi hem yordu hem dinlendirdi. Hem yordu hem. Daha öncesinde böyle biraz yoğun bir temponuz vardı. Aniden durunca sendeledik. Alışmakla güçlük çektik tabii. Peki bu virüs bittikten sonra yapmayı istediğiniz şey en çok böyle şunu özledim dediğiniz? Beni özlemiştir canım. Bekir'i özledim. Bekir'i özledim doğru. Bir de gezmeyi özledim ya. Gezmeyi özledim. Yani. Ama o, eski pozlarınızı veremiyorsunuz artık. Yok, abi. Böyle çok yani. Böyle yakınlaşıp böyle hocam. O artık kalbi sevmeleri öğretti hocam. Çok çok zor geldi yani. Bu kadar gezdikten sonra birden durmak hakikaten şaşırttı bizi. Ama acizliğimizi anladık. Fakirliğimizi, kimsesizliğimizi anladık. Sevdiklerimizi ahirete uğurladık. Birçok giden var. Akranımızdan, bizden genç olanlardan gidenler var. Ölüm zaten vardı da hatırlama vesilesi oldu. Ölümü hatırlamak büyük nimet, büyük devlet. Bu sayede biraz daha fazla hatırladık inşallah. Ramazan'la birlikte olunca da güzel bir terbiye imkanı oldu. İnşallah boş dönmemişiz. Hocam bu süreç sanki şöyle oldu. Ülke komple ölmemek için savaşıyor. Yani devlet gücüyle savaşıyor ölmemek için. 40 sene ölet oldu. Eceli gelen öldü. Derdi nenem. Yani hastalık var diye, salgın var diye karıştırmamak lazım işi. Bunlar bahane, onlar sebep. Eceli gelen ölüyor. Ama işte bu hatırlatıyor işte insana. Yani tezekkür-i mevt. Allah'ı unutma, ölümü unutma. Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut. Tavsiye böyle geldi biliyorsunuz. Peygamberi, hadis-i şerifler tavsiye. Bu sayede ölümü daha çok hatırlama. Çünkü modern hayatın içinde ölümü unutmak gibi bir arıza geldi hepimizin üzerine. Telaşlı, panikli böyle. Çok fazla dünyaya düşkün bir hal vardı. İnşallah kârlı çıkarız. İnşallah. Böylece ıslah oluruz. Cenab-ı Hak bizi rahmetiyle ıslah etsin. Amin. Hocam tüm izleyenler adına bari kravatınızdan öpsem olur mu şöyle bir tane? Ya bırak Allah'ın sonrası. Öpülecek eller toprağın altında ya. Elinizi öpmedik. Estağfurullah. Peki hocam biz teşekkür ederiz. Evet kıymetli dostlar şu an iftar yayınına 5 dakikamız kaldı ve kıymetli Dursun Ali Erzincanlı ile beraberiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Sen nasılsın? İyisin. Ben deyim abi şükürler olsun. Bu sosyal mesafeden çok muzdaribim. Ben biliyorsun çok sırnaşık biriyimdir. Evet, evet. Bu anlamda. Olsun, sonuçta bir mesafedir o da. O da evet. Bir mesafe kat etmemiz gerekiyor. Yani 1,5 metreye indirmek de güzel bir şey yani. Düşünsene 8 milyar insanın içinden biz aramızdaki mesafeyi 1,5'a düşürmüşüz. Elhamdülillah. Bunun ben şükrünü nasıl şey yaparım, yani eda ederim? Bir kere ellerini cebinden çıkaracaksın. Dursun Ali Erzincan'la Bekir Develi'yi nasıl bozdu? Yusuf sen sevdin mi bu kamera evet işini, sevdim. Ha? Ben hocamın elini öptüm sayılır. Nasıl yaptın? Kravatını öptüm. Aa. Ama sosyal mesafeyi biraz şey yapmışsın. Azıcık. Çiğnemişsin. Eğitim şart. Hocam. Hocam özür dilerim ya. Şimdi Erzurumlu olduğum için çayı kıtlama şekerle içiyorum. Kıtlama şeker olmadığı zaman toz şekerini kıtlama niyetine içiyoruz. O sahneyi bir daha alabilir miyiz efendim? Şimdi normalde TRT World'u böyle açıyorsun. Evet. Tamam mı? Onun bir usulü de var değil mi abi? Bir usulü var. TRT World'u televizyondan da açabilirsin. Bir şey diyeyim mi sana? Hayati Hoca beni sevmiyor. Neden? Neden? Çünkü adam bana dedi ki, Hayati Hoca dedi ki bana, ne dedin ama da? Çok sevmiyor beni. Ne dedi bana? Dedi ki, insan eğitim şart dedi. Sen eğitimsiz misin? Bana eğitim. Öyle bir şey dedi. Hatırlıyor yani musun? Ataşehir'den Başakşehir'e arabayla giderken sen bir şey anlatacağın zaman anlatamamıştın. Unutmuştum da. O zaman Hayati Hoca sana ne demişti? Ne dedi? Bu işin böyle olacağı belliydi zaten. Başından belliydi dedi. Sana hiçbir zaman güvenmedi ve güvenemiyor mu acaba? Bana güvenmedi, güvenmiyor, beni sevmiyor. Bunun farkındayım. Bence Hayati Hocam seni çok seviyor. Abi bu eğitim şart dedi bugün bana. Kravatından öptüm. Sizce kötü bir şey miydi? Ben sizin adınıza kravatından öpmek istedim. Neyse ya. İnşallah sever. Sen hilale buradan ayrı ait matemdir bana. Kimse bayram eylemez çünkü görünmeye hilal. Allah Allah. Malum hilal görülerek bayram başlar. Benim hilalim senin kaşların diyor ey sevgili. Sen yoksan bana bayram yok diyor. Arkadaşlar sizlere böyle TRT'nin kamera arkası görüntülerini ve işte has dairede neler konuşulduğunu, neler olduğunu, kamera arkasında neler döndüğünü gösterirken böyle TRT'nin girişinde sergilenen muhtemelen ilk çekimlerde kullanılmış, TRT'nin ilk çekimlerinde kullanılmış bir kamera var. Böyle bunu da sizlere göstermiş olayım. Bakın Bosch marka. Yılının tarihinin ne olduğunu bilmiyorum ama bunu bakar ve montajda buraya ekleriz şöyle. Şu yukarıya, şuralara bir yere ekleriz montajda. Görüyorsunuz arkadaşlar. Vay be. Nereden nereye? İşte görüyorsunuz yeni kameralarımızı. O az önce gördüğünüzde ilk kameraymış. Sordum ben. İlk kameralardanmış ve çalışmıyormuş. Çalışsa yine de bununla çekerdik herhalde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok değerli izleyenler, değerli kardeşlerim, değerli dostlar, bayramımız mübarek olsun. Ama bayramı tebrik etmenin farklı farklı yönleri vardır, farklı farklı özellikleri vardır, usulleri, yöntemleri vardır. Bu bayramı en güzel bayram yapan Bekir Develi kardeşimizi sevenlerle bu bayramı paylaşmak. Biz Bekir kardeşimizi çok seviyoruz, Bekir Develi'yi çok seviyoruz. Rabbim de sevsin, siz de sevin. Rabbim hepimizi sevsin. Bayramınız, bayramımız mutlu olsun, kutlu olsun, mübarek olsun. Mübarek olan bayram bizi de mübarek eylesin diye temenni ediyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Kardeş, sen bize hayırdır ya? Sen bize paralel vlog mu çekiyorsun? Sen bize paralel vlog mu çekiyorsun? Sakın öyle bir şey yapma. Vallahi 155'i ararım. Bak, vallahi bak, 155'i ararım. Bayram mesajı vermek ister misin Mücahit kardeşim? Veririm. Hadi ver. Bu kadar hayırlı bayramlar. Ama keşke benim olsa adına da ver. Keşke benim olsa arkadaşlar, bayramdan sonra bomba gibi geliyoruz Allah'ın izniyle. Bizi bekleyin, bizi bulun, Yusuf'u bulun. Ara beni bul. İyi bayramlar olsun. Bu bayram 2020 bayramı unutulmazlar arasına girecek. Evlerimizde kutlamak durumunda kaldığımız bir bayram olacak. İleride bugünleri inşallah güzel anacağız. Bugünler geçecek, elbet geçecek. Hoş bir anı olacak. Bayramın tatil olmaktan çıktığı bir bayram olacak bir de. Herkes evinde inşallah sevdikleriyle beraberdir. Bu da zorunlu olarak da olsa sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz son bayram olsun inşallah. Herkesin Cenab-ı Allah gönlüne göre versin. Amin. Önümüzdeki bayram da bu bayram mesajını vermeyi nasip etsin Allah inşallah. Abi 80'lerde bayram mı yoksa şu an bayram mı? Yani Ahmet bayram mı, Şoray bayram mı? Çok zor soru ya. Yani çok zor soru. Nasıl diyelim onu? Zorunluluktan Şoray'ın kutladığı bayram diyelim ama hani gönlüm Ahmet'in bayramlarından yana. Çünkü o bizim çocukluktaki yaşadığımız o bayramların sıcaklığı, güzelliği, içtenliği, beraberliği, yakınlığı, birlikteliği, bütün o mahallenin bir arada olduğu coşkuyu günümüzde maalesef göremiyoruz. O mahallelerin yerini siteler aldı, yan komşuların yerini üst ve alt komşular aldı. Ve artık asansörde karşılaştığında bile neredeyse insanlar birbirinin yüzüne bakmadığı bir hal aldı. Tabii ki eski bayramlar ama yapacak bir şey yok. Günümüzün koşulları bunları gerektiriyor. Çok da yapacak bir şey yok. Biz kendi bayram anlayışımıza bakalım. Peki nerede o eski bayramlar deyip kapatalım. Ya hep diyoruz onu ya. Hep diyoruz ama Allah bugün yaşadığımız bayramı aratmasın inşallah. Aynen. Teşekkürler abi, çok sağ olun. Evet, ne oldu abi söyleyin abi, bakayım. Bayram tebriği alacak. Dursun Ali abi çok güzel tebrik etti bayramı. Ben tebrik ediyorum abi. Ne dediniz abi bayram tebriğinde? Ben de aynısını söyleyeyim. Laf sözünüzün sözü söyleyeyim. Benim izleyicilerimizin bayramını, Ramazan bayramını tebrik ediyorum dedim. Ben tebrik edince çocuklar şaştı kaldı. Bu nasıl bir tebriktir diye. Onun için onun tadını sizden de almak istiyorlar. Tamam, abim çok güzel söylemiş. Üstüne nasıl laf söyleyeyim yani? Ben de yani bayramınızı tebrik ederim dedim. Başka aynen ne diyebilirim? Ben de tebrik ediyorum bayramınızı. Yani ben kimseye aslında bayramınız. Ben de tebrik ediyorum. Arkadaşlar bayram vlogumuzun sonuna geldik. Bu Bekir Develi YouTube kanalındaki ilk vlogumuzdu. Umarız son olmayacaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, eğer abone değilseniz hala kanala lütfen abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ekstra bir parantez açayım. Kimler vardı ki videomuzda? Fatih Koca, Dursun Ali Erzincanlı, Bekir Develi, Şoray Uzun, Halit Yerebakan, Osman Egin, Dursun Ali Erzincanlı, Şampiyonlar Ligi, Hayati İnan, tabii ki asistanı olarak Hayati İnanç ve tabii ki Nurhak'tan ve Orhan Aykut, Hakan Aykut. Bombaydı yani. Arka taraf bombaydı. Size Fatih Koca'yı saydım mı? Fatih Koca'yı tabii ki saydım. Size Şampiyonlar Ligi kadrosunu sunduk. Umarız bir sonraki vlogumuzu merakla takip edersiniz, beklersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Can bula, cananını bayram, o bayram ola.